Neyse bu kişiler arabanı tutarmış. Yani Fiat Bob'un hikayesini anlatacağım arkadaşlar. Burada arkadaşlar ilk başta ilk doblo ticari arabası 2003. İkinci ticari 2006-2010. Üçüncü ticari 2011-2012. 3-4-4. Ben geçirdim işte. Makyajlı kasası 2011-2016 makyajlı kasası olarak geçiyor. Ve Dodge Ram Prama. Sonra şunu anlatacağım arkadaşlar. 2003'ten başlayalım arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. İşte kapı kolları falan değişik tabii şimdiki tablolara göre. Jantlar tabii işte oruna değil diye biliyorum. Böyle değil diye biliyorum jantları falan. Yani arkadaşlar. Burada da içi böyle arkadaşlar. Hani şimdiki fiyatlara benzemiyor arkadaşlar. Şimdiki fiyatların böyle değil diye biliyorum göstergeleri. Çünkü bizim arabada böyle değil. Vites burada arkadaşlar. Ve arkadaşlar önü böyle arkadaşlar. Bence çok şirin bir önü var. Bu arada bu tek yani arkada tek kapalı, tek kapısı var arkada. Bizim iki tane kapısı var. Konuşamadım bile. Jet turbo dizelmiş arkadaşlar bu arada bu. Üst tarafta gördüm. İşte arkadaşlar. Catwall'a 1.9 jet turbo dizel. 1.9 bir de bu ha. Bu dobloların arkada bir tane kapısı oluyor ama bizim iki tane var. Şimdi bizim dobla yeni olduğu için. Öyle. Arkası böyle arkadaşlar. Fiyat ama yani böyleymiş eskiden için. 2003 yılında falan. Bu tabi kargo şeyi böyle. İki tane kapısı var. Bu kargo böyle değil mi? Kargo. Nasıl diyeyim? Kargo modeli bu. Heh. Allah aşkına söyleyebilirim. Fredim'in bir tek kapısı var. Şöyle sürgülü. Öyle arkadaşlar. Lambası da böyle işte. Arka farlar böyle. Miş o zaman. Bu tabi ya Amerika ya da Danimarka gibi bir yerde herhalde hakikaten. Aynen. Plakasına bakınca anladım. İngiltere'de olabiliyor. Bu da ön etemi göstermiştim ama bir de bu şekilden gördüm arkadaşlar. Çok şirin bence. Çok şirin bence. Şöyle bakalım. Neyse geçelim. Gölgesi bile yansımış. Bu nasıl bir şey ya? Çok güzel bence arkadaşlar. Yine işte önü arkadaşlar. Önü bence çok tatlı arkadaşlar. Arkası böyle. Siyah şöyle arkası arkadaşlar. Siyah şöyle arkası arkadaşlar. Çok güzel bir cümle. Yine böyle arkadaşlar. Yine başa döndük zaten. Ve 2006-2010 yılına geçiyoruz arkadaşlar. 2006-2010 yıllarında şöyle arkadaşlar. Zaten aynı araba arkadaşlar ama biraz hani kasası aynı ama biraz farları frenü ön takımları değişik. Şu ızgara fren hep aynı. İçi böyle arkadaşlar genelde göstergeler biraz benzetmiyor. Yani o zaman gelişiyor tabii arkadaşlar. Şimdiki fiyatlara göre gelişiyor biraz daha bu. Buradakiler yani direksiyon aynı, vites yeri aynı, radyosu aynı filan, gazlar filan. Şu fiyat fiyat amblemi de değişmiştik arkadaşlar, mavi ona göre. Öyle arkadaşlar, dışı böyle işte farlar filan değişik arkadaşlar. Bu da tatlı tabi, tatlı değil demiyoruz arkadaşlar, bu da tatlı. Bu kargo versiyonu, bu kombi versiyonu arkadaşlar. Kombi versiyonu bu da. Kargo değil. Bu da kombi versiyonu. Kombi versiyonu. Şöyle bir tek şu kargo versiyonu arkadaşlar. Böyle oluyor işte kargo versiyonu. Arkada camlar olmuyor. Bunda bu arada gene işte arkada bir
Kremlin kapısı verdi hatırlıyorum bunu da. Çünkü ben buna da bindim. O diğer ikisi için 3'te bindim. Geçelim arkadaşlar. 2011 ve 2012 evet geldik bizim aracın modeline. 2015 şimdi arkadaşlar. Önü böyle arkadaşlar şimdi. Önü bence gene tatlı. Gene tatlı yapmışlar. Fiyatın ellerine sağlık bu arada. Çok güzel bir araba üretmişler. Jantlar aynı jantlar. Şu ön korumalık var. Bizim yok diyebiliyorum. Şöyle farı şöyle. Bence güzel bir araba. Baya övdüm bugün de bu. Hiç böyle arkadaşlar. Şimdi evet direksiyonda değişim var ama bu direksiyon belki de Fiat kullananlar için kınadık gelmiştir. Punto, Linea, Fiorino böyle modellerde bu direksiyon hep aynı. Fiat Bravo diye bir araba var, onda da aynı. Punto'nun biraz işte arkası uzunu filan. Öyle arkadaşlar işte. Bizim rengimiz bu renk arkadaşlar, kahverengi. Bence güzel oluyor. Temizleyince hele çok parlak bir görüntüsü çıkıyor ortaya. Çok güzel oluyor. Bu da kargo versiyonu arkadaşlar. Bunun diğer tarafta kapısı var diyebiliyorum. Ya da hiç mi yoktu? Galiba öyle bir şey. Arkada iki tane kapısı olunca belki de sürgülü kapıyı yapmamışlardı ama şu sol taraf mı oldu yani? Bana göre sağ taraf, bu arabaya göre sol taraf. Sol tarafta olabilir arkadaşlar. Sol arkada olabilir. Böyle arkadaşlar bu arada. Bu resimleri bir de internetten buldum arkadaşlar. Üzülüm. Nereden çektin sen filan? Yani onunla mı uğraştın o kadar filan diyenler için Google amca yardım ediyor bize. Bu 2014 model diye biliyorum arkadaşlar. Jantlar için 2014 model için. Beyaz çok güzel bence arkadaşlar. Arkası böyle arkadaşlar. Yani arkası derseniz çok şirin. Görüntü atıyor yani şu farlar filan. Farlar çok tatlı geliyor. Çok tatlı geliyor. Şunu da göstermedim ama yani. Bu da çok şirin şöyle önü. Şöyle bakın şirin oluyor. Ama şirinlerin de çok güçlü bir araba arkadaşlar. Neyse arkadaşlar 2015-2016'ya geçelim. Bunun içinde farklılık oluyor yani. Direksiyonu farklı, göstergeler farklı değil. Biraz şöyle bir çevrelerim şöyle. Bence güzel. Vites yeri gene aynı. Böyle. Radyo biraz navigasyon küçülttüğüm için 2011'e göre. Burada arkadaşlar. Şu 2011, 2012, 2013, 2014. O kasalar hep böyle aynı arkadaşlar. O yüzden öyle işte geçelim. Kasası böyle arkadaşlar arabamızın. Ön kasası da böyle işte çapraz kasası bu da. Bence güzel. Mikrofon ne bu sözünde yanaşır sesin iyi gelsin diye. Arkası böyle arkadaşlar. Demin gösterdiğim gibi şöyle bir çizgi eklemişler. Kürek gibi şöyle. Şu lama yuvarlakla gitmiş şöyle dikdörtgen yapmışlar. Bir de ön yeri değişik hani ön tamponu falan değişik. O kadar arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey eklemişler, gri bir şey. Aynen işte böyle. Bu da onun kargo versiyonu arkadaşlar. Böyle işte. Önü böyle işte. Kahverengi yani hani bizim renk aslında. Neyse arkadaşlar bir de bu fiyat hani bu 2011, 2012, 2013 modellerin makyajlı kasası arkadaşlar. Zaten gösterdiğim gibi bir şey. Arkadaşlar hep aynı. O yüzden bir de bu Amerika'ya gönderildi arkadaşlar bu da. Bunu da göstereyim. Bu da Dodge Ram Promaster City diye geçiyor. Şehir hani Ram Promaster hani Pro güzel mi demek? Yani böyle bir şey. Usta. İşte öyle bir şey arkadaşlar. City şehir. Böyle arkadaşlar. Arkası makyajlı dobloyla aynı aslında. Zaten aynı da. İçi böyle arkadaşlar. Direksiyonu Fiat Doblo. Vites otomatik olan tek. Göstergeler Fiat Doblo. Bir tek yani Fiat Doblo'nun direksiyonunda Dodge. Yani o kadar.
Maça döndük arkadaşlar. Videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Gelecek bir